Liderlik yolundaki tek takipçisine göre topa daha çok sahip olan Trabzonspor bu kategoride 3. isabetli pasta ise 2. Şutta 5. iken isabetli şuttaki liderlikleri de dikkat çeken Bordo Maviller ligin en az orta deneyen takımlarından. İttifak Holding Konya Spor'sa buraya aldığımız kalemlerin tamamında sıralamada üst yarıda ve bu maçtaki rakibinin aksine orta sayılarıyla dikkat çekiyor. Defansif aksiyon ortalamalarında Trabzonspor sivriliyor. Bu maçtaki rakipleri ise ligin önde top kazanmakla en ilgilenmeyen takımı. Yani Trabzonspor'un savunmacıları oyun kurarken pek baskı görmeyecek. Eğer İlhan Palut bu maça özel ekstra bir şey planlamazsa. Trabzonspor'un topla oynama ve pas sayılarıyla bize sinyallerini verdiği şeyler gelişmiş ölçümlerde de karşımıza çıkıyor. 10 pas üstü dizi ortalamasında lig ikincisi olan Trabzonspor direkt hücumlarda da 4. Buna rağmen deste hücumları direkt hücumlara tercih oranında yine ligin 3. en yüksek oranına sahip. İttifak Holding Konya Spor'da önde basmıyor olmasının sonucu olarak akan oyun dizilerini sahanın en derininde başlatan 3. takım 38,3 metre ile. Lig liderinin çok atıp az yiyor olmasında şaşırtıcı bir şey yok, ancak Trabzonspor'un bunları hem penaltısız XG'de hem penaltısız XGA'da 7. iken yapıyor olması dikkat çekici. Gol bulma konusunda XG'sini en çok aşan 3. takım olan Bordo Maviller, standart ortalamada şut çekerken kalesine en kalitesiz şut çektiren takım olmayı ise sürdürüyor. Ancak bu maçtaki rakipleri de o istatistikteki ikinciliği Demir Grup Sivasspor'dan devralan İttifak Holding Konya Spor. Yani bu maçın sayıları içinde belki de maçın hikayesiyle ilgili en önemli şeyi bu son istatistik söylüyordur. İki takım da diğerine kolay gol pozisyonu vermemeyi her şeyin önüne koyacak. Üç büyüklerin radarın dışına düşmesiyle yazılan hikayeler Anadolu takımlarını ön plana çıkardı. Salı akşamki bölümün sonunda birlikte incelediğimiz iki takımdan İttifak Holding Konya Spor olmayanı, yani Adana Demirspor'da sessiz ve derinden gelerek üçüncülüğe kendini atmayı başardı. Bu haftaki rakipleri ise sözünü ettiğimiz hayal kırıklıklarından birini yaşayan Beşiktaş. Ligin ilk yarısındaki maçtaki skor üstünlüğünü tartışmalı bir uzatma dakikası golüyle sahasında kaybeden Beşiktaş bu kez 3 puanı deplasmanda arayacak. Toplu oynama sıralamasında listenin iki ucundan takımlar karşılaşacak bu maçta. Beşiktaş, isabetli pasta 4. şutla ilgili kalemlerde ve rakip ceza sahasında topla buluşmada lig lideri durumunda. Adana Demirspor'sa şut istatistiklerindeki yeriyle dikkat çekiyor. Bunda 1300 dakika sahada kalmasına rağmen ligin şut ve isabetli şut lideri olan Balotelli'nin payı elbette büyük. Adana Demirspor'un orta yapmakla da arası olmadığını söyleyebiliriz. Topla az oynuyor kabul edebileceğimiz bir takım olarak Adana Demirspor'un defansif aksiyonlarda da alt sıralarda yer alması ilginç bir nokta. Önde de baskıyla arası yok Adana temsilcisinin bu maçtaki rakibinin aksine. Beşiktaş önde top kazanmada lig 4.'sü. Beşiktaş diğer savunma kalemlerinde de üst sıralarda yer alıyor. Adana Demirspor pas sekansları ile ilgili kalemlerde de önlerde değil ama direkt hücumlarda lig lideri. Oyunu başlatma hattında en geride olan takımlardan Adana Demirspor'un direkt hücumu, deste hücuma tercihi de 0,47'lik oranla çok belirgin.
Topla arası iyi olan Beşiktaş'ta ise deste ve direkt hücum oranının eşit olması, yani hücum bitirme konusunda ikisi arasında net bir tercih olmaması gözlerden kaçmıyor. Beşiktaş'ın akan oyun dizilerine başlattığı 42,9 metrede kendi kalesinden en uzak 3. başlangıç mesafesi. Penaltıları hesaba katmadığımızda maç başına 1,42 gol atıp 1 gol yiyen Adana Demirspor, aynı şekilde 1,34 atıp 1,17 yiyen bir rakiple karşılaşacak. Her iki kalemde de Adana Demirspor üstün bir diğer deyişli. Bunlarla ilgili beklentilerde ise o kadar iyi sıralarda değil iki takımda. Beşiktaş'ın XG'deki ikinciliği hariç. Adana Demirspor'un beklentinin yaklaşık 3 gol üzerinde olması puan sıralamasındaki yerinde etken. Beşiktaş'ın ise 4 gol altında olmasına rağmen sıralamada 13. olması ligde beklentinin çok altında başka takımlar olmasından. Adana Demirspor çektiği şutların ortalama XG'si en düşük ikinci takımı ligin. Bu iyileştirilmesi gereken bir şey. Beşiktaş'ın ise daha önce de belirttiğimiz gibi kalesine çekilen şutların kalitesini düşürmesi gerekiyor. Bu alanda ligin en yüksek kalitede pozisyon veren 4. takımı olmaları yardımcı olmuyor. Galatasaray maçından bir puanla ayrılan lig 4.sü Aytemiz Alanyaspor, alt sıralardan hızla kurtulurken 5 maçlık galibiyet serisi lidere karşı son bulan Kasımpaşa deplasmanına gidecek. İki takımın topla oynama ile ilgili istatistikleri yakın olsa da bu sezon bir süre daha Aytemiz Alanyaspor maçlarında tekrarlayacağımız üzere Farioli etkisini bu kalemlerde görmeyi bekliyoruz. Hem topla oynama oranı hem isabetli pas ortalaması muhtemelen yükselecek. Ancak bu tablodaki ortalamalara bakınca takımların performansları benzer diyebiliyoruz şimdilik. Defansif aksiyon ortalamalarında Aytemiz Alanyaspor'un ligin en az sahipsiz top kazanan ikinci takımı ve en az faul yapan takımı olması ilk dikkat çekenler. Bunun dışındaki ortalamalarda sivrilen bir sayı görmüyoruz. Yine Farioli etkisini henüz göremediğimiz sayılar. Aytemiz Alanyaspor'un 10 pas üstü dizi sayı ortalaması ligin geri kalanındaki maçlar yeterse 15'e yaklaşacaktır. Direkt hücum ortalamasının da deste hücum ortalamasının gerisine düşmesini bekleyebiliriz. Şu ana kadarki istatistiklerde bir önceki tablodaki gibi iki takımdan birinin diğerine üstün gözüktüğü kalemler olsa da lig içinde sivrilen bir performans yok. Ligin penaltısız gol lideri olan Aytemiz Alanyaspor, yediği attığından yüksek bir takıma konuk olacak. Gol performansı iyi olsa da gol beklentisi ortalaması daha da yüksek olan Aytemiz Alanyaspor, beklentinin altında bir performans gösterdi. Bu maç özelinde rakiplerinin daha da altında olmalarıyla teselli bulabilirler maç öncesinde. Alanyaspor şanssızsa Kasımpaşa daha şanssız. Penaltılar hariç şutlarının ortalama XG'si en yüksek takım olan Aytemiz Alanyaspor, kalesine de yüksek XG'li şut çektirmiyor. Kasımpaşa'nın ise hem çektiklerinin ortalaması düşük, yani kaliteli pozisyona giremeden şut tercih ediyorlar, hem de kalelerine yüksek XG'li şut çektiriyorlar. Bunların ikisi de Kasımpaşa'nın sezonun geri kalanında gelişim alanı olarak öne çıkıyor.